Saçlar. Çok kaba. Makyaj. Saçların çok kaba. Kıyafetlerin agresif. Yani hep koşturuyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Acelenle anlamıyorum ki, biraz böyle zarif ol, biraz şirin, kırılgan. Ne gibi? Flamingo. Hah. Aferin. Flamingo. Ne bu ya? Hı? Ne bu hal? Asen Hanım flamingo tarzında gelmemi istedi kendisi. Ben de o şekilde geldim. Olmamış mı? Olmuş mu? Sabır. Sabır. Allah Allah, olmaz mı ya? Ya arka taraf biraz kabarmış gibi. Hı? İyi de mi hazırladın seni? Yo, aramız limon ne biraz normal. Ağzını aç. Hı? Ağzını aç da. Aa. Hop hop. Hop hop. Onlar gerçek ya. Hı. Hmm. Allah. Değil mi? Böyle çıkmayacak. Sen tuvalete git. Kendin yap. Bitir ama, tamam mı? Bitsin. Hı. Ne diyecektim? Küpeleri Bülent Hanım'a giriver. Diyecektim ben ya. Şey, bir kafanı kaldır. Dur. Yavaş yavaş. Tamam oldum. Tamam. Ya saçım toplamıyorum tamam, ama. Tamam tamam. Aa, yavaş yavaş. Evet. Bir şey eksik sanki. Ben bana kurban olayım. Çaya bak. El hareketi yapma. Bakayım. Bu işte ya, kurcalama, bırak yani, hiç şey yapma. Vallahi ben bir fark göremiyorum. Bu daha güzel ya. O çiçek. Bıyıklı mıyıklı ama daha güzel. Şok, şok ve şok. Az önce kendi kulaklarımla duydum. Yiğit Bey Cengiz Tarhan'la görüşecekmiş. Vay be, gerçekten mi? İnanamıyorum. Çok meşgulmuş.
kim? Aman Yiğit Bey onu ikna etmiş. Ünlü mü? Üf. Ünlü mü geliyor? Paris aktarmalı uçuyormuş ve yalnızca bir saatlik vakti varmış havaalanında. İşte Yiğit Bey tam da bu bir saatte onunla görüşecek. Ve eğer ikna edebilirse 20. yıl sayımızda kapak fotoğrafımızı Cengiz Tarhan çekecek. Olaya bak ya. Abi o adam yani çok zor adamla çalışıyor. Yani herif bayağı primadonna mevzunun. Çeker mi ki? Ya bu adam bu kadar meşhursa niye aktarmalı uçuyor İstanbul'dan Paris'e? Ben onu anlayamadım. Çok heyecanlı. Yani Yiğit Bey sayesinde şu an... Hey. Tamam. Tamam abartmayın. Cengiz Tarhan'la ilgili sunum dosyası kimdeyse derhal yollasın bana. Evet bizdeydi dosyalar. Hemen geliyor. Vera. Arabayı da hazırlatın. 5 dakikaya aşağıdayım. Yiğit Bey, şoförü matbaaya yollamıştık. Nasıl yapsak? Aranızdan birini seçin o zaman. Onu da ben mi söyleyeyim? Esaslı adam. Aramızdan biri kurban. Arkadaşlar, birimizin götürmesi gerek. Hadi uzatmayın. Gönüllü var mı? Vallahi Neşe Hanımcığım, ben sizi geri çevirmek, sizi kırmak istemezdim ama... çayı yeni koydum. Benim şeyleri halletmem lazım ama. Aynen. Bizim Excel dosyaları falan çok yoğun, çok ay evet iş var yani. Zaten... Lan yırtılmış mı senin? Yine mi ya? Hadi canım. Çıktı! Efendim çıktı! Allah bir gönüllü çıktı! Yok, olmaz. Ben şeyden... ben elimi kaldırmadım. Ne olur, hayır. Deniz, uzatma. Denizciğim, biz arkandan su dökeriz. Böylece çabucak gider gelirsin. E o zaman ben gideyim bir küçük su hazırlayayım. Suna. Ne oldu? Limoniydin Yiğit Beyciğinle. Git düzelt aranı işte ya. Daha ne istiyorsun? Git. Sana mı düştü? Ha? Sana mı düşüyor? Düşmüyor. Sen ya? Ya işte herkesin işi çıkınca ihale bana kaldı. Yani bu özel görevin şerefine nail oldum gitti. Ehliyetin var mı bari senin? Yok. Var, şaka yapıyorum hem de gerçek ehliyet. Baba ehliyeti derler ona çünkü baba öğretmiştir. Babam bana çok iyi araba kullanmayı öğretti. Hatta çok eğlenceli öğretti biliyor musunuz? Şimdi bir anımız var böyle, gidiyoruz. Evet. Yiğit Bey, Sabiha Gökçen'e gidiyoruz değil mi? Ha? İstikamet karşı. Ha? Ne yaptın ya? Ne oldu? Ne oldu? Sen nasıl bir kızsın ya? Bizim Atatürk Havalimanı'na gitmemiz lazım. Burada ne işimiz var? Ben Sabiha Gökçen mi diye sordum size. Kaç kere sordum. Hiçbir şey söylemediniz. O yüzden yola girdim ben. Ya tamam konuşma. Dön bir yerlerden hadi dön. Siz hiç merak etmeyin. Benim arkadaşlarımdan biri taksi şoförüydü ve ben bütün ara sokakları, kestirme yolları hepsini biliyorum. Sıkı durun. Açın yolu kardeşim. Ne bekler orada? Aç yolu. Biliyorum dediğin yol bu mu? Soktun bizi trafiğin tam ortasına. Biliyorum. Normalde açık olması gereken bir yol burası. Muhtemelen bir şey oldu ya, bir kazı çalışması var. Bir şey var ileride. Kaza da olmuş olabilir. Normal insanlar gibi çevre yolundan gitseydik başımıza bu gelmeyecek. Ben baktım. Ona da baktım Yiğit Bey. Çevre yolu kırmızı görünüyordu. Sahil yolu yeşil görünüyordu. Şu anda kırmızıya doğru gidiyor. Evet.
sistemini de açmıyor. Cengiz Bey'in sistemi mi? Basma kornaya, basma! Sanki sen kornaya basınca her şey güzelecek. Sağımız, solumuz, her yerimiz araba. Ne yapıyorsun ya? Ben asistanına ulaşamıyorum. Siz bir şekilde ulaşmaya çalışın, olur mu? Kendisini arayın, asistanını arayın. Bir şekilde ulaşın. Ne var? Sana demedim. Tamam, kapattık, konuşacağız. Ne diyorsun ya? Yiğit Bey, bana güveniyor musunuz? Hayır. Tamam o zaman. Ben de geleyim. 300. 70. 300. 80. 300. 90. 300. 120. 300. 150. 300. 250. 300. 275. 300. 300. Tamamdır, anlaştık kaptan. Çok teşekkür ederiz. Biz bir kenarda kıvrılır dururuz. Siz hiç rahatsız etmeyin. Sağ olun. Nasıl? Ne saçmalıyorsun sen yine? Çok güzel yetişeceğiz işte Yiğit Bey. Bana bak. Beni hiçbir kuvvet buna bindiremez. Bir de seninle uğraşma. Şirket arabasını aldırdın mı? Evet. Haydi Cemo, haydi. Hadi ya. Sen niye beni peşinden sürüklüyorsun ki? Nerede bu anahtar? Heh. Bunun için canım. Ne, ben mi kullanacağım? Herhalde sen kullanacaksın, ben mi kullanacağım? Oo. Gel al bakayım şuna, bas. Bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Niye basayım ya? Bir dakika. Şu tuşa basacaksın. Bas, 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 bas. Ne oluyor böyle? Saniye. Ver bakayım bana. Gerçekten mi? Gerçek tabii, ne sandın? Çek. Bana bak. Savsaklıyorsun. Basmıyorsun, bas. Tavuk almam lazım ya. Bas, 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 bas. İyi tamam, basıyorum, basıyorum. Yani kaz gelecek yerden tavuk ısırgenler sonuçta. He? Çılgın bir yolculuk bizi bekliyor diyorum Cemo. Bulutlar ne kadar güzel değil mi? Küçükken bulutlara bakıp onları şekillere benzetmeyi çok severdim. Hala seviyorum. Bir arkadaşım var. Aa, bak Deniz. Bu bulut bizim olsun mu? Olsun. Bizi hep takip etsin. Geldik, yanaşıyoruz. Güzel. Uçağı rötar yapmış. Havalimanı yakınlarında bir kafedeymiş. Oraya gidiyoruz. Dua et bir sorun çıkmasın.
resmen Asena Hanım'ın oğluyla arabada baş başasın. Patronun oğlu çocuk ya. Bu kızın kafası mı güzel nedir ya? Nasıl yani? He, beni güzel buluyorsun o anlamda. Hayır, Deniz'i diyorum ya. Kafası mı güzel nedir? Kayış atmış yani resmen. İyi kız aslında ama gidici gidici. Kovacaklar kızı, yazık. Ha, o anlamda dedin sen, anladım. Cem o. Ama bir şey diyeceğim. Sen istesen buna engel olabilirsin gibime geliyor. Ha, nasıl yani? Yani senin herhalde bazı yaptırımların vardır. Torpil morpil gibi şeylerden bahsediyorum. Ay, midem bulandı benim çok kötü ya. Ne biçim araba bu ya? Amortisörleri şey bunun, olmamış tam. İyi değil yani. Ya tamam Cemal, abartma. Hazır şurada baş başayken çılgın yolculuğumuzun keyfini çıkaralım. Neden hem biz birbirimize biraz birbirimizden bahsetmiyoruz? Nelerden hoşlanırsın mesela? Ya da birisi sana hediye almak istese ne alsın ister? Ah, altın lazım bana ya. Altın mı? Ay Cemal, burada bir şey oluyor, bir şey oluyor. Lan bağırma şimdi, bir yere vuracağım ya. Besle tavuğu, besle. Bas. Of, ne sıkıcı ya bu. Sen ofise dön. Gelmeyeyim mi? Pişt, sakın gelme. İşleri daha fazla berbat etmeni istemiyorum. İçeri bile girme. Balcı ben. Biraz karışık bir gün oldu. Umarım çok bekletmedim sizi. Şu sizin yöntem sektörde çok konuşuluyor. Bir de ben deneyeyim bakayım. Evet. 3 dakikanız var Yiğit Bey. Gideyim, gideyim, gideyim. Gireyim, gireyim. Kızar, kızar, kızar. Allah kızar, kızar. Kızar mı? Ha, gideyim mi? Gideyim mi? Biri bir şey söylesin ya. Yani olmaz. Onlar iki insan. Evet, onlar iki medeni insan. Onlar halleder. Sen gitsen de hiçbir şey değişmez. Gideyim mi? Gideyim mi? Bir işaret, bir yerden bir işaret. Ne olur gideyim mi? İşaret yok. Tamam. Gitmeyeceğim. Kısacası hem derginin hem de sizin yararınıza olabilecek bir proje. Ben 20. yıl özel sayımız için inanılmaz heyecanlıyım. Birlikte güzel bir iş başarabileceğimize inanıyorum. Şimdi... Güzel anlatıyorsunuz da derginin gidişatı pek iyi değil. Değil mi? Sektördeki herkes bunu konuşuyor. Ben bu kadar sıkışık program arasında sana vakit ayırıyorum. Sen tam 55 dakika beni bekletiyorsun. Yiğit Bey. Derginin neden bu hale geldiği belli. Bir laf vardır, bilir misiniz? Balık baştan kokar derler. Açıkçası bana yaklaşımınız biraz... Amatör geldi. Ha, ben senin gibi bir amatörle çalışır mıyım? Yani. O zaman size profesyonel hayatınızda başarılar dilerim Cengiz Bey. Her zaman beklerim. Benim yüzümden. Stajyer. Evet. Ben.
stajyeriyim. Her şey benim yüzümden. Kendisi disiplinli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğu için benden bahsetmedi. Ancak ben gelirken kendisinin şoförlüğünü yaptım ve yanlış yollara girdim. Bu yüzden biz geç kaldık. Ben özür dilemek istiyorum. Bütün şirket adına özür dilerim. Ben sana sakın gelme demedim ben. Bir dakika lütfen Yiğit Bey. Lütfen gerçekler bunlar. Kendisi asla böyle bir insan değil. Gerçekten çok saygılıdır. Bizim genel koordinatörümüz. Sizin de bildiğiniz gibi asla... Sus, sus. Ama lütfen bu iş için çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Çok önemli. Bana güvenin. Stajyer! Çık dışarı. Çık dışarı. Çok özür dilerim beyefendi. Hemen hallediyorum. Hemen getiriyorum beyefendi. Bir dakika. Framboaz. Yok yok değil değil. Ahu Dudu. Yiğit Bey. Böyle çok daha tatlı oldunuz. Hanım, çok samimi geldiniz bana, işten geldiniz. Beni bile bedavadan güldürdün. Bana bak. Kabul ediyorum. Hanımefendiden dolayı. Ne? Ben şimdi Paris'e yetişmem gerekiyor, toplantım var. Uçağı kaçırmayayım. Tamam. Hadi sonra görüşürüz. Başarı ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bu kadar aciz, bu kadar beceriksiz olmak bir başarı. Bana seni kovmamam için tek bir sebep söyle. İşi aldık. İşi aldık. Öyle mi? Ben zaten zamanında buraya gelebilseydim bu işi alacaktım. Duydun beni? Alacaktım bu işi. Bu şaklabanlıklarında hiçbiri yaşanmayacaktı. Ya bütün intibamı mahvettin. Özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Bak. Ben en çok kimlere acırım biliyor musun? Aptal gibi didinip duran ama hiçbir işi beceremeyenlere. Yani senin gibilere. Taksi. Masla. Abi trafik var. Kestirme bir yoldan götüreyim mi sen? Çevre yolundan. Dur! Ben nasıl insanları acıyorum biliyor musunuz? Sürekli her fırsatta insanları ezip aşağılamaya çalışan insanlara çok acıyorum gerçekten. İnsanları dinlemeyen insanlara çok acıyorum. O yüzden şu anda size çok acıyorum. Gerçekten çok acıyorum. Sabiha Gökçen'e mi gidiyoruz dedim. Defalarca sordum. Karşıya mı geçiyoruz dedim ama cevap vermediniz. Neden? Neden? Çünkü beni hiç dinlemiyorsunuz. Tek yaptığınız şey saygısızca davranıp beni aşağılamak. Alo, Buket. Ben de sizle geleceğim. Otelin önündeyim. Ben sade bir Türk kahvesi içerim. Ben bir şey istemiyorum.
İşler nasıl kızım? Her zamanki gibi. Normal. Aklın hala o tokat meselesinde değil mi? Tamam. Haklısın. Ama sen de Zümrüt'le konuşurken üslubuna dikkat etmek zorundasın. Sana onu sev demiyorum. Ama ona saygı duymak zorundasın. Annem hayatta olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. En çok da böyle anlarda annemi hatırlıyorum, biliyor musun? Teşekkürler babacığım. İyi ki doğdun bir tanem. Teşekkürler anneciğim. Artık annen yok. Bunu kabul etmek zorundasın. Zümrüt var. Ben sadece annemi kaybetmedim ki. Annemi kaybettikten sonra seni de kaybettim. O Zümrüt'le senin yanındayken ben kendimi aileden biri gibi hissedemiyorum. Kendimi bir yabancı gibi hissediyorum. Zümrüt, ben şu anda bir iş toplantısındayım. Seni daha sonra arayacağım. O günden sonra seninle buluştuğumu söylemem biraz garip kaçabilirdi. Ben kalkayım artık. Daha spor salonuna gideceğim. Hem sen de geç kalma. Gerçek ailenin yanına da. Kendine duşa basacaksın ya. Bütün tavuklar öldü ya. Ay bastı. Deniz, iyi söylerdi. Gelmiş olması gerekiyordu. Buradayım. Bir yengeyle. Ne yaptın Ziyiç'im? İşi aldık. Harika, süper, mükemmel, bravo, bravo. Herkese 9 puan. 9 puan. Tabii o bir puan nerede kaldı diye soracaksınız. O da yarın burada vereceğim partide. Hani alkış? Ne alkış meraklısı bu şirket. Gelmek mecburiyet, eğlenmek gerekli ve dans zaruriyet. Anladınız mı? Anlatabildin mi? Cemal. Anladın mı? Kaçmak yok. İşte haklı olduğumun bir kanıtı daha. Tam 12'den vurdum Buket. Hadi bakayım, hadi. Cemal, Asena'nın oğlu. Asena. Şu meşhur partilerinizle ilgili ne düşündüğümü biliyorsunuz sanıyorum. Biliyorum Yiğit'ciğim, biliyorum. Ama bak ne güzel kutlayacak bir şeyimiz var değil mi? Hem akşam seninle iş hakkında çok önemli şeyler konuşmam lazım. Onun için ısrar ediyorum. Kırmazsın beni değil mi? Ha? Ayrıntıları köftecide konuşacağız. Önden gidiyorum, atlık yapma ya. Sen gelirsin. Deniz'cim,
Mailine 8 makale yolladım. Yazım hatalarını kontrol edip en hızlı bir biçimde bana geri dönmeni istiyorum. Ne kadar hızlı döneceğim? En geç yarın sabah. Merak etme, merak etme. Çok bir şey değil. 20.000 kelime o kadar. Ve biz bunu her gün yapıyoruz. İyi geceler. Efendim Zuzu? Nasılsın Zuzu? İyi misin? Hiç iyi değilim Zuzu. Şu anda karaya vurmuş bir deniz aslanıyım adeta. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de spor salonundayım şimdi. Üyeliğimi yeniliyorum ama canım spor yapmak istemiyor hiç. Buluşsak mı? Of keşke ama nerede? O kadar çok işim var ki. 20.000 kelime. Çok fazla değil. Her gün yaptığımız şey. Anladım. Yalan oldu yani. Aynen öyle. Yani bitirebileceğimi zannetmiyorum ama bitirirsem belki ev. Belki evde buluşuruz. Tamam mı? Tamam hayatım. O zaman öyle yaparız. Tamam bay bay. Öptüm. Artık annen yok. Bunu kabullenmek zorundayız. Buyurun İrem Hanım, kartınızı yeniledik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz efendim. Tuna Bey, her zamankinden 1,5 bol acılı. Aynen baba, Michael'a da bir tane aynısından. Yok ben almayayım, çok teşekkürler. Çünkü uyku yapıyor, çalışıyoruz ya şimdi. Kahve falan içersen belki. O vakit ben sana bugün Hindistan'dan gelen Kim Kiduk çayı getireceğim. Kim? Kiduk çayı. Vay. Daha bu sabah geldi. İnan ben bile denemedim. Daha bu sabah geldiyse ve sen bile denemediysen o zaman ben alırım onu. Hemen getiriyorum. Oh. Ya seni mi kıracağım? Allah. Kim Kiduk. Ay, çalışma. Tamam. Şişt, ne oldu bakayım? Nasıl geçti bugün? Nasıl geçsin? Nasıl geçebilir ki? İşi benim sayemde aldık. Hiç teşekkür falan yok. Normal. Yiğit'in şoförü. Yiğit Bey'in şoförü oldum. O da senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Ya Michael sen onu bunu bırak da... Yani senin bu adamla... Aranda bizim bilmediğimiz bir şey mi var yani? Buyurun Tuna Bey. Eyvallah baba. Buyurun Kim Kiduk çayınız. Teşekkürler. Yo. Ne olacak canım? Ne olabilir ki yani? Bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde konuşmaya devam edersek biz bu işi bitiremeyiz. Değil mi? Sen kulaklığını tak. Ben de bunları bitireyim. Çabuk bitsin. Hep şüpheli bunlar hep. Amca! Çok iyi. Bu böyle şey. Ne? Bak. Anlat. Bildin mi? Hayır. Evet. Ha, bayağı modern sanat gibi bir şey. Hiçbir şey anlamıyorsun. Bir tane daha. İrem Hanım, nasıl kaldınız bugün? Bugün yorgunum biraz. Bu kart geçişte çalışmıyor. Bir bakayım. Dalgınsın. Sen yoksa buraya mı geliyorsun? Yoksa derken? Yani şaşırdım anlamında. Yoksa hoş gel tabii ki. Tesadüfe bak. Ben de yeni kaydoldum buraya. Öyle dergiye en yakın yer burasıydı. Akşamları iş çıkışı gelirim, stres atarım falan dedim ama harika oldu. İyi yapmışsın.
yapmışsın. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim ya. Uykusuzluk falan. Yani bugün bir de spor yaptım, çok yoruldum. Her zaman kötü bir yalancıydın. Aynı şimdiki gibi. Gel yürüyelim mi biraz? Açık hava belki moralini yerine getirmeye yardımcı olur. Ne dersin? Yürümek iyi gelmedi galiba. Yok, ondan değil. Hayır, yoksa koşalım. Çocukken babamla çok oynardım. Hadi ya, hiç hatırlamıyorum. Ha, siz taşınmıştınız çoktan. En son ne zaman oynadın? Yani çocukken. Gel benimle. Ne oldu? Gel, gel. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ya böyle oyununuzu böldük ama birlikte oynayalım mı? Hanımefendi eski basketçilerden. Efsane sahalara geri dönsün istiyoruz. Tabii canım, yani bir Michael Jordan vardı, bir de ben. Abi benden. Abla da benden o zaman. Ver bakalım o zaman çantanı. Sert oynarım ona göre. Hadi bakalım. Aha. Şimdi şartlar eşit. Hadi. Deniz, sen bugün niye ağladın? Nereden anladın? Bak, eğer anlatmak, paylaşmak istemezsen anlarım. Şu anda iyiyim. Sevindim. Ne zaman hatırlıyorsun? Kimi? Rahmetli annen. Nereden çıktı ki şimdi bu? Çorbacı da bahsetmiştin ya. Yani etkisinde kaldım, o yüzden sormak istedim.
Karanlıkta. Çocukken karanlıktan çok korkardım ya. Gerçi ben çocukken her şeyden çok korkardım da. Annem ışığımdı benim. Geceleri karanlıkta uyuyamazdım, o da başımda beklerdi. Ben dalana kadar, sonra ben uyuyunca da ışığı kapatır giderdi. Şimdi bile bazen uyanıyorum, başucumda onu arıyorum. Onsuzluk benim için her zaman çok zordu. Hala zor. Ama bazen biri çıkıyor karşına. Çocukken mesela sana tüm dertlerini unutturabiliyor. Kimmiş o? Kimmiş? Deniz adında küçük bir kız mesela.